başı için herhalde. Burada bir sökün var mı? Evet. Burada bir sökün var. Sen de burada var. Kardeşim görüyorsun. 3 kişi. Bir tane burada var. 3. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ormanda kaçak çam ağacı kesimlerinde artış yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ise yasa dışı kesimleri engellemek amacıyla denetimlerini artırdı. Sen de burada var. Sesler çıkmayacak değil mi? Döküm olmuş. Ölüyor. Söküm. Vatandaşa gelmişler. Yani. Gördük. Atlar nerede? Atlar bizim şey mi? Önce söküm olmuş. Ortalama 6-7 yaşlarında. Burada söküm olmuş. 6-7 yaşlarında bir tane. Bir tane de burada var. Burada. 4-5 adet şimdiye kadar gördüğümüz. Son zamanlarda yılbaşı yaklaşınca ne tür olaylarla karşılaşıyorsunuz? Orman Genel Müdürlüğü olarak bunlara nasıl önlemler alıyorsunuz? Son her yıl yılbaşı yaklaştığı dönemlerde ki bu sene pandeminin de etkisiyle birlikte biraz daha çam ağaçlarına karşı yılbaşı döneminde talep ve ilgi artmakta. Tabii bunu yasal yollardan alan vatandaşlarımız olduğu gibi gayri yasal yollardan elde etmeye çalışan vatandaşlarımız da olabiliyor. Bu amaçla da bizim kurumumuz ormanlarda 7/24 esasına dayalı olarak devriye ve görevleri arttırdılar. Devriye sistemi çerçevesinde çalışılmakta. Orman Kanunu'nun 14. maddesi gereği ormanlardan emekle yetiştirilmiş her türlü fidan ve ağaç kesmek ve sökmek yasak. Bununla ilgili de ceza düzenlemeyi Orman Kanunu yine 91. maddesinde 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası vermekte. Ayrıca 1000 güne kadar da adli para cezası verilmekte. Bu nedenle vatandaşlarımıza biz sesleniyoruz. Gelsinler. Şu an bulunduğumuz Bahçegöy Orman Fidanlık Müdürlüğümüz ve Çoban Çeşme Orman Fidanlığımızda biz vatandaşlarımıza fidan veriyoruz. Bedeli mukabilinde verdiğimiz fidanlar olduğu gibi yine her sene yılbaşında genel müdürlüğümüzün ağaç kesme fidan dik kampanyası çerçevesinde bedelsiz olarak dağıttığımız fidanlarımız var. Biz vatandaşlarımızı bekliyoruz. Genellikle ortalama 1-1,5 metre boyunda ağaçları gözüne kestiren vatandaşlarımız oluyor ama ağırlıklı olarak akşamüstleri olsa da bizim görevli arkadaşlarımız 7/24 esasına göre ormanlarda devriye atmakta ve vuku bulan olumsuz hadiselere de anında müdahale etmekteler. Son zamanlarda bu tür şeyler yaşandı mı? Evet, geçtiğimiz günlerde de gerek sosyal medyada da paylaştığımız üzere yaşanan hadiseler oldu. Arkadaşlarımız gerekli müdahalede bulundular ve tedbirlerimizi arttırdık. 2020 yılında biz İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olarak 4,5 milyon fidan ürettik ve 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturmaya başladık. Şu an son sürat dikim mevsiminin olduğu günlerde dikimlerimiz devam etmekte. İnşallah yıl sonuna kadar 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bunun da sadece 2 milyonunu İstanbul'da diktik. O yüzden vatandaşlarım lütfen emekle ve binbir güç ve zahmetle dikmiş olduğumuz fidanları da kesmektense gelsinler. Biz burada fidanlık müdürlüklerimize, vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlayarak yardımcı oluyoruz. Peki nereden ulaşabilirler bu fidanlara? Bizim İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde adreslerimiz var. Bahçeköy
Ve Çoban Çeşme dediğimiz iki tane fidanlığımız var. İki fidanlıkta da bu fidanları temin edebilirler. Ormanlardan usulsüz yolla kesilme yöntemiyle aldıkları fidanlar yılbaşının döneminde kullandıktan sonra kuruyor. Oysa yine saksı da toprakta toprağı içerisinde aldığı fidanları hem kullanabilirler, yılbaşından sonra da uygun ortamlarda gerek bahçelerine gerekse ormanlık alanlarına dikebilirler. Bunda da hiçbir sıkıntı yok ve geleceğe nefes olurlar. Bakanlığımızın geleceğe nefes ol kampanyası da var. Önemli olan da geleceğe nefes olmak.